Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 3 boyutlu kitap kapağı tasarımı nasıl yapılır bunu anlatacağım. Öncelikle Google'a 3D Book PNG yazdık. PNG deme sebebimiz görselimizin arka planında şu arkasında gördüğünüz karelerin bulunmasıdır. Şimdi bunlardan bir tanesini indirelim. Şu güzele benziyor. Buna tıkladım. Ancak ben buna sağ tıklayıp resmi farklı kaydet veya işte resmi kopyala şeklinde kaydetmek istemiyorum. Bunun için üzerine tıkladım ve siteye yönlendirdi beni. Siteye girmeniz için şuraya da tıklayabilirdiniz. Ben üzerine tıkladım. Önemli değil. Aşağı kısma geldiğiniz zaman şu an daha net görüyorsunuz. Şu arka satranç ve dama tahtalarının zeminlerinde olan görsel şu arka planı. Aşağıya gelip şuradan download PNG for free ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Eğer dilerseniz farklı şekillerde siz zaten kitaplar indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi site ismiyle indi. Şimdi bunu açalım. İndirilenlere geldi büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi şu en üstte indi fotoğrafımız. Daha sonrasında Google'a Pixlr'i yazdık. İlk çıkan linke tıkladım. Fotoğraf düzenleyici kısmı geldi. Şurası foto editör. Biz buna tıklayacağız. Daha farklı tasarımlar, grafikler için vesaire. Aşağı girebilirsiniz. Hemen şu sol tarafta resmi aç yazıyor. Resmi aç'a tıkladım. İndirilenlere tıkladım. Gördüğünüz gibi ekranımıza geldi. Şimdi bunun üzerine fotoğraf ekleyeceğiz. Hangi fotoğrafı ekleyelim? Örneğin Matematik Değirmeni YouTube kanalının YouTube'a girelim. Matematik Değirmeni YouTube kanalında bir bakalım. Gördüğünüz gibi hocamız arka plana banner kısmına değirmen fotoğrafı eklemiş. Bu matematik öğretmenimiz örneğin kitap yazmak istiyor diyelim. Ogün Hoca. Ogün Hoca görselleri indirecek mesela. Değirmen göstermek istiyor kitabının ön yüzünde. Bunun için biz katmanı seçip resmi katman olarak ekle. Buna tıklıyoruz. Şu indirdiğimiz görsellerden bir tanesini ekleyelim. Örneğin şu. Yatay bir şekilde şunu şöyle tuttum. Resmi böyle büyütüp küçültebiliriz. Şimdilik şurada bırakacağım. Ardından işlemlerimize geçeceğiz. Görseli bu şekilde ayarladıktan sonra düzenle kısmına gelip serbest çarpıtma. Şuna tıkladık veya CTRL K harfine tıkladık. Bu şekilde köşelerini ayarlayacağız. Şöyle. Bu taraf kaldı. Biraz boşlukta bırakalım ki kitap katlanma yeri olacak sonuçta. Şöyle olsun. Zannediyorum güzel oldu. Biraz indirelim. Tamam. Evet. Bu şekilde oldu. Mouse'la bu sahnenin herhangi bir yerine tıkladığım zaman gördüğünüz gibi hemen uyarı geldi. Bu kaydetme işlemi aynı zamanda. Yes dedim. Ve bu gördüğümüz, oluşturduğumuz şeyi artık bir gördüğünüz gibi görsel olarak oluşturdu. Bunu tekrar geri konumlandırdım yerine. Şimdi bunu kaydedeceğiz. Kaydetme işlemimiz dosya dedim. Kaydet. PNG seçili veya siz JPG'de kaydedebilirsiniz veya farklı formatlar gördüğünüz gibi veya genişlik ve yüksekliğiyle siz oynayabilirsiniz. Ben PNG'ye tıkladım. İndir dedim. Aynı isimde olmayacağı için hemen yanına bir ekledi ve indirmiş bulundu. Bunu kapatalım. Şu kısma geldim. Açalım görselimizi. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde bir kapak fotoğrafı oluşturduk. 3 boyutlu bir şekilde. Örneğin öğretmenimiz bir kitap yazmak istedi. İçerisine bu şekilde bir 3 boyutlu görsellik katmak istedi. İçerisine yazı vesaire ekleme kısmını da siz detaylı bir şekilde şu kısımlardan inceleyebilirsiniz. Metin ekleme şurası veya farklı görseller, kırpmalar, işte kesip farklı mesela değnek seçmede farklı alanlar ekleyebilirsiniz. Benzer seçenekleri burada kullanabilirsiniz. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.